Merhaba Hardware Plus takipçileri, ben Berkin Boğuzhan. Yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bu güzel kılıfın içinde Asus'un en yeni dizüstü bilgisayarı, en yeni ZenBook 3'ü UX490U var. UX490U en yeni nesil ZenBook cihazlarından bir tanesi ve sizlere 7. nesil Intel işlemcilerden bir tanesi sunuluyor. Gelin bu cihazın ayrıntılarına yakından beraberce bakalım. ZenBook UX490U'a sizlere böyle güzel bir mavi renkte sunuluyor. Yan taraflarda da altın rengi parlaklığı görebiliyoruz. Bu renkler aslında geçtiğimiz sene çıkan 390'ın renkleriyle neredeyse aynı. Sadece bu mavi bence biraz daha güzel, biraz daha gözüme hoş geldi. Peki bu cihazın esas özelliği ne? Bu arkadaşlar Asus'un en yeni ZenBook'u. Bu ZenBook içinde Intel'in Core i7-7500 işlemcisi var. Dolayısıyla hani mobil bir platform için yeterli bir işlemci, gündelik işlemci için gayet yeterli bir işlemci. Bunun yanında da 8 GB RAM de bunu donatmışlar. Asus'un bu tür cihazlarında, yani Ultrabook tarzı cihazlarında bir standardı var. Artık 5000 lira civarında ve üzerine satılan bütün neredeyse cihazlarında standart olarak 512 GB'lık PCI Express depolama geliyor ve bu yüksek performanslı, hızlı ve geniş depolama alanını hepsine sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla onu silmek lazım, işte bilmem neyi kuramadım gibi dertleriniz bu tür bir cihaz aldığınızda ortadan kalkmış oluyor. Ama UX490U'nun esas özelliği şu arkadaşlar, üzerindeki bağlantılar. Bu tarafına baktığım zaman bir tane kulaklık çıkışı var, bir tane de USB 3.1 var. Üzerinde de böyle Super Speed işareti mevcut. Diğer tarafı çeviriyorum. Burada daha farklı bir logolar bizi karşılıyor. Çünkü bu tarafta iki tane Thunderbolt 3 yuvası mevcut. Thunderbolt 3 yuvalarının aslında en önemli kattığı özellik, bu tür incecik güzel bir cihazı Exige Station gibi, umarım Türkiye'de satar Asus bunu, Exige Station 2 isimli harici ekran kartı kasasına bağlayabiliyor olmanız. Yüksek performanslı Thunderbolt 3 yuvaları bu doka bağlandığı zaman bu cihazla beraber aslında ciddi bir oyun makinesi haline gelmiş oluyor. Depolama alanınız var, RAM'iniz yeterli, işlemci gücünüz de aslında birçok oyun için yeterli. Ekran kartınız yok, bağımsız olarak Asus Exige Station 2 ile bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Çünkü Thunderbolt 3 dediğimiz arayüz her biri 40 gigabit saniye hıza çıkabiliyor. Bu da aslında birçok oyun için, orta seviyede oynamak için güncel oyunları bile yeterli ekran kartlarını bağlayabilmeniz anlamına geliyor. İç güzelliğinden bahsettik, biraz da dış güzelliğine bakalım bence. Tersten gittim, normalde önce dışını anlatır sonra iç güzelliğe bakardık ama genel olarak baktığınız zaman klavyenin yine benzer altın rengi burada da devam ettirdiğini görüyorsunuz. Bu arkanın aydınlatmalı çok güzel bir klavye ve bu klavye tam Türkçe klavye. Katlanamayan bütün aslında ZenBook modellerinde olduğu gibi power tuşu da üst tarafında duruyor. Şuraya yerleştirilmiş durumda. Klavyenin üst tarafında ekranla arasında da iki tane hoparlörü barındıran bir alan mevcut. Bunun altında ise yüksek kaliteli olduğunu söyleyebileceğim metalden üretilmiş bir tane touchpad var. Bu touchpad de arkadaşlar çok rahat, geniş ve Windows'un aslında barındırdığı ama kötü touchpad'ler nedeniyle kullanamadığınız birçok elle yapılan kısa yolu vesaire de kullanmanızı sağlıyor. Farkını zaten anlayacaksınız. Son 2 senedir üretilen ZenBook'ların hepsinde aslında bu kadar iyi touchpad mevcut. Bu kadar iyi touchpad olduğu zaman da ya benim farede çok ihtiyacım yokmuş mobil çalışırken demeye başlıyorsunuz. Ben dedim. Bunun yanında bu modelde bir de parmak izi okuyucusu var. Windows Hello desteğiyle beraber bu parmak izi okuyucusunu kullanabilir ve sisteme bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Cihazın inceliğinden zaten çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ama bu incelik tabii ki bize bir şeylere mal oluyor. Neye? Sadece incecik Thunderbolt 3 yuvalarımız veya USB-C yuvalarımız olabiliyor. Asus da bu konuda tabii ki bir şeyler düşünmüş ve yanında size iki tane aparat hediye ediyor. Asus'un kutudan size hediye ettiği aparatlar bunlar. Bunların bir tanesi USB-C veya Thunderbolt 3 arayüzünden bağlayabileceğiniz bir tane USB-A adaptörü. Diğeri de yine aynı porttan bağlayabileceğiniz bir HDMI bağlantı arayüzü. Bu şekilde hani en temel gereksinimlerinizi de halledebiliyorsunuz. Bu cihaz sizi yarı yolda bırakmıyor. Kılıfla beraber bunlar da güzel aslında eklentiler. Kılıfın içinde ufak bir cep var. Bunları koyup taşıyabilmeniz için. Cihazın üzerinde herhangi bir şarj yuvası da görmediniz, haklısınız. Ama bir adaptör tabii ki var. Yoksa neyle dolduracaksınız pilini, değil mi? Evet, Asus'un standart ZenBook adaptörlerinden bir tanesine benzeyen 65 wattlık bir adaptörümüz var. Tek farkı ucu USB-C şeklinde. Herhangi bir Thunderbolt yuvası veya USB-C yuvası üzerinden bu bilgisayara şarj etmeniz mümkün. 65 watt değil tabii ki tek verdiği şey. Örneğin bir cep telefonunuzu da C yuvası varsa üzerinde bu adaptörle şarj edebilirsiniz. Ona göre 4 farklı güç seviyesinde bu adaptör çalışabiliyor zaten. Şarjdan bahsetmişken güzel bir ayrıntıya da burada değinelim.
Diyelim ki bilgisayarınızı şarj ediyorsunuz. C'den C'ye bir kablonuz var. USB-C'li bir de telefonunuzu şarj edeceksiniz. Taktığınız anda Quick Charge 3 seviyesine yakın bir gücü telefonunuz eğer uyumluysa Asus ZenBook UX490 telefonunuza verebiliyor. Dolayısıyla bir örnek vereyim size. Eğer Quick Charge 3 teknolojisi kullanılıyorsa üzerine Turbo Power yazar bütün Lenovo cihazların, özellikle Motorola markalı olan Lenovo cihazların ve içlerinden buna uygun adaptör gelir. C'den C'ye kabloyla örneğin Moto Z2 Play'i taktığım zaman bu bilgisayar doğrudan Turbo Power Activated diye ekranda yazdı. Dolayısıyla bu portların hepsi aynı zamanda hızlı şarj destekliyor. Hem cihazı şarj ederken, kendisi şarj olurken hem de başka bir harici cihazı şarj ederken. Dolayısıyla harici diskleri vesaire bağlamak, birçok cihazı bağlamak aslında UX490'la, ya üzerinde yuva yok falan diyeceğiz ama aslında çok daha, sandığımızdan çok daha kolay. Asus'un ürettiği bu Ultrabook aslında ZenBook serisinin ne kadar iyi şekilde devam ettiği ve standartları çağı nasıl yakaladığını gösteren bir teknoloji demosu gibi bir şey. Ben kullanırken oldukça zevk aldım. Evet, fiyatı biraz yüksek olacak diye bekliyorum. Ben bu videoyu çekerken net bir fiyat yoktu. Ama bu konfigürasyonun da bir miktar pahalı olacağını düşünebiliriz. Mütakip yayınlarımızda görüşmek üzere. Şen ve esen kalın. Kendinize dikkat edin. Sorularınızı da aşağıda sorabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.